Suudi Arabistan neden çizgi şeklinde bir şehir inşa ediyor? Şimdi size genç bir kızın hikayesini anlatayım. Bu hikaye sadece onun değil, tüm gençlerin ortak hikayesi aslında. İçinde bulundukları zaman ve mekanın içine hapsolmuş gibi hissetmek. Betondan gri bir hapishaneye dönüşen büyük kentlerin apartman blokları arasında kapana kısılmak. Büyük kentler elbette büyük olasılıklar, büyük fırsatlar demek ama aynı zamanda beraberinde getirdiği büyük dertler demek. İşte tam o sırada genç kızın yüzüne bir umut ışığı yansıyor. Acaba alternatif bir yaşam şekli olabilir mi? Her yerde rastlayabileceğimiz bu modern kentin sokaklarında o umut ışığının peşine düşüyor. Tıka basa arabalarla dolu caddelerden geçip o ışığın kaynağını arıyor. Ve çok geçmeden alternatif bir dünyaya açılan bir portal gibi ışıldayarak dönen beş köşeli yıldız sembolüne ulaşıyor ve hiç düşünmeden kendini bu aydınlık deliğin içine bırakıveriyor. Portalin diğer tarafında yemyeşil alanların arasında berrak suların üzerinde süzülmeye başlıyor. Burası başka bir gezegen mi yoksa yeni bir alışveriş merkezi mi? Kız mutluluktan mı havalara uçuyor yoksa Avatar filminin devamı söylenenden daha mı erken gösterime girdi? İşte biz bu tür kafa karışıklıkları içerisinde bulunurken genç kız sefer tası gibi dizilmiş yapıların üstünden geçip bir çatıya konuyor ve hayatında gördüğü ilk çatı bitkisine şaşkınlıkla dokunurken tüm bunların bir hayal olduğunu anlıyoruz. Ama galiba çok yakında hayaldi, gerçek oldu diyeceğiz. Çünkü bu hikaye yeni bir mega, hatta giga projenin tanıtımında anlatılıyor. The Line, çizgi. New Wonders for the World, dünya için yeni harikalar şeklinde lanse edilen bu proje Suudi Arabistan'da yapılacak. Ve evet, arkada gördüğünüz o parlak duvar çok büyük bir ayna. Şimdi önce proje tasarımından bahsedelim, sonra önerilen bu tasarımın hangi probleme nasıl bir çözüm üreteceğini ve bunun gerçekten de bir çözüm olup olmadığını anlamaya çalışalım. Her şeyden önce bu proje her ne kadar bu hafta sosyal medya gündemine düşmüş olsa da 2016'dan itibaren şekillenmeye başlayan bir 2030 Suudi Arabistan vizyonunun parçası olarak oranın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından 2021 Ocak ayında lansmanı yapıldı. Hatta öyle iddialı bir şekilde yapıldı ki dünyanın geleceği için bu yeni kurulacak kentin bir tür kurtarıcı model olacağı filan iddia edildi. مشروع The Line هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولاً. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük bölgesinde Kızıldeniz'den başlayan ve ülkenin içine doğru 170 kilometre boyunca uzanan dümdüz bir çizgi şeklinde bir kent yapmaya başlayacaklarını söylediler. Bunun nedenini anlamak çok zor değil. Çok büyük ölçüde sadece petrole dayalı bir ekonomiyi, turizm başta olmak üzere farklı gelir kaynaklarıyla çeşitlendirmek fikri de pek yeni sayılmaz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai gibi bir kenti inşa etmesi ve orada dünyanın en yüksek binası da dahil olmak üzere pek çok mega projeyi bir bir geliştirmesi, gerçekleştirmesi de yine benzer sebeplerle yapılmış işler. Basra Körfezi'ndeki Umman ya da Katar gibi diğer ülkelerde çoktan benzeri gelecek vizyonu, hedeflerini açıkladılar. Fakat bakın, biz onları pek de konuşmuyoruz değil mi şimdilerde? Bu hafta medya gündemini karıştıran The Line, bu çizgi projesinden söz ediyoruz. Çünkü aslında böyle başlamayan bu proje, geçen haftaki haliyle neredeyse distopik diyebileceğimiz bir kent hayaline dönüşmüş durumda. Bu monolitik kent hakkında verilen bilgileri şöyle özetleyebiliriz. İçinde hiçbir araba ya da yol olmayacak. Harika! Yüksek hızlı bir tren kentin başından sonuna tamamını 20 dakikada kat edecek. Süper! Kentte yaşayanlar en fazla 5 dakika yürüyerek tüm gündelik işlerini yapabilecek. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Buraya kadar her şey mükemmel geliyor kulağa. Fakat sonra kentin şekliyle ilgili fiziksel özellikler de veriliyor. 170 bin metre uzunluğundaki bu kent sadece 200 metre genişlikte ve 500 metre yükseklikte olacak. Bundan daha yüksek. Evet, Empire State binası ya da Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak. Türkiye'den bir örnek veremiyorum çünkü o kadar yüksek bir bina henüz yapılmadı. Az önce çatıya konan kız vardı ya, hani anaokulu çocukları mutlulukla oynuyorlardı etrafında. İşte orası 500 metre yükseklikte olacakmış. Ve bu yerden 500 metre yüksekliğe ulaşan aynadan duvar, dümdüz bir çizgi şeklinde 170 kilometre boyunca uzanacak. Valla etrafımda bunu görselleştirmek için bir şekil arıyorum da bu sopadan başka bir şey bulamıyorum ama bu bile bakın düz filan değil. Üzerinde eğrisi, doğrusu, girintisi, çıkıntısı filan var. Yani en yakın örnek bu değil de şöyle bir cetvel olabilir herhalde.
Şimdi bunu o kentin bir maketi gibi hayal edin, düşünün. İşte sizler şu ince çizginin içinde yaşıyorsunuz. Ve Kızıldeniz'den başlayıp düz bir çizgi şeklinde ilerleyerek deniz kenarından dağları delip geçecek bu çizgi, vadilerden ilerleyecek. İyi de neden? Kendi açıkladıkları gerekçe şöyle. İnsanlık tarihi boyunca hiç de fonksiyonel olmayan ve kirlenmiş kentlerde yaşadı. Üstelik doğayı yok sayarak bunu yaptı. Oysa biz bunda bir devrim yapacağız. Geleneksel bir kentin konsolide edildiğini hayal edin. Aynen bu ifadeyi kullanarak hop bir kenti oluşturan tüm binaları alıp bir poşete doldurur gibi üst üste yerleştirip ip gibi dizmeye başlıyorlar. Sonra da etrafına duvarlar örüyorlar. Hani karınca çiftlikleri vardır ya, incecik iki camın arasına kum koyarlar, sonra da karıncaların orada ne yaptığını seyrederler. Burada o incecik çizgilerin arasına 9 milyon kişiyi yerleştirdikten sonra bir de öylece kendi hallerine de bırakmıyorlar. Üç boyutlu olarak organize edeceğiz sizi diyorlar. Sefer tası gibi kutu kutu dizeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınızı yürüyerek 5 dakika içinde giderebileceksin. Hani hapishanelerdeki gibi, tuvalet orada, mutfak burada. Ayrıca bunun dışında da başka ihtiyaçların olursa onları da çözelim diye yapay zeka desteğiyle 7/24 sizi izleyip otomatik hizmetler sunacağız. Yani şimdi James Cameron'ı arayıp distopik bir film senaryosu desen adam inanmaz. Üstelik bu bir inşaat projesi ve yapımına başlanmış bile. Google Maps'ten NEOM diye aratınca NEOM Community One diye bir yer çıkıyor karşınıza. Ulaşımı kolaylaştırmak için bir havaalanı da yapılmış. Onun çok yakınında yemyeşil vaha gibi duran bir yer daha var ama oraya biz az sonra döneceğiz. Önce biraz bu lineer kent fikirlerinden bahsedelim. Çünkü ta 1800'lerin sonlarında İspanya'da ilk olarak ortaya çıkmış. Fakat en çok geçen yüzyılda Sovyetler Birliği'nde denenmiş bu fikirler. Hatta Almanya'da Hitler'in yaptırdığı 4,5 kilometre uzunluğundaki bir oteli ben başka videomda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Ama tüm bunlar geçen yüzyıllara ait tuhaf örnekler olarak kaldı. Organik olarak gelişip büyüyemedi. Evet, şu anda New York gibi bazı büyük kentlerde cetvelle çizilen sokaklar ve onların etrafında da büyük binalar var. Fakat hemen sonrasında kent büyüdükçe gelişim de organik olarak devam ediyor. İçinde bulunduğu coğrafyaya, araziye uygun bir şekil almaya başlıyor. Ve evet, tüm büyük kentlerde çok büyük problemler var ama çözümü bu mudur yani? Eğer çözümü buysa neden projenin en güzel noktasında kraliyet ailesine ait saraylar tamamen geleneksel mimariyle ve yayıla yayıla yapılmış? Ve daha da önemlisi, çizgi dışında başka bir şekil kalmadı mı ya? Mesela benim ilk aklıma gelen şekil daire. Daire şeklinde yapılmış bir kent olamaz mı? Dünyada bu şekilde yapılmış binalar var. Kentler neden olmasın? Tabii daire şeklinde olsun da 500 metre yükseğe gerek var mı bilmiyorum. Yer seviyesinde kalmak da yeterli olabilir belki. Bana bu projede yapıldığı gibi enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve benzeri şeyleri de söylemeyin. Çünkü bunları sağlamanın başka yöntemleri de var. Ya şu anda Ay'da, Mars'ta yapılacak projeler bile oraların tüm kısıtlayıcı imkanlarına rağmen böyle değil. O halde neden çizgi şeklinde bir kent tasarımı? Ve neden bunda ısrar? Benim ilk aklıma gelen cevap, uzun bir yolun etrafında şekillenen bir kent yapılmak istenmesiydi. Sonuçta o bölgede arazi geniş ve büyük oranda da düz. Tıpkı Dubai ve Las Vegas'ta olduğu gibi, çöl kentlerinde yapıldığı gibi önce bir ana cadde tasarlarsın, sonra onun etrafında bir yaşam gelişir. Aslına bakarsanız geçen yıl proje ilk kez açıklandığında bu dediklerime çok yakın bir durumdaydı. Benim anladığım kadarıyla o zamanlar fikir şöyleydi. Mısır'ın Antalya'sı diyebileceğimiz turistik bölge Şarm el Şeyh'in tam karşı kıyısından başlayan ve ülkenin kalbine doğru uzanan dümdüz bir yol yap, böylece oradaki turizm potansiyelinin bir kısmını kendine çek, hatta araya bir de köprü yaptın mı, normalde Mısır'a karayoluyla giderken geçmek zorunda kalacağın İsrail gibi ülkeleri devre dışı bırak ve kestirme yoldan turistlerin sana da gelmesini sağla. Çok akıllıca bir plan gibi duruyor. Fakat geçen yıl açıklandığı haliyle böyleydi. O zamanlar bu 500 metre yüksekliklere falan çıkmıyorlardı. 5 gün önce yeni haliyle açıklandığında proje epeyce bir değişmiş olarak karşımıza çıktı. Artık böyle bir yol olmadığı gibi 500 metre yükseklikte aynadan yapılmış duvarlar var. Hani neredeyse 170 kilometre yükseklikte bir gökdelen yapıp onu yan çevirmek gibi bir şey olmuş bu yeni haliyle. İşte ben en çok işin burasında takılıyorum. Sanki o çizilen çizgi Dubai ya da Las Vegas'ta olduğu gibi etrafa doğru organik olarak genişleyemesin diye özellikle duvarlar örülmüş etrafına. Burada yaşayabilirsin ama çizgiden taşmayacaksın. Neden? Neden çizgi?
Doğada zaten mükemmel şekiller yok ama en azından daire ya da altıgen gibi şekilleri görebiliyoruz. Madem doğal bir yaşam hedefleniyor, neden en fazla bu sopa kadar bir örneğini bulabileceğiniz bir şekil seçilmiş? Bu sopa gibi şeklin Kızıldeniz'e doğru gittiğini düşünecek olursak, onu ikiye ayırdığına inandıkları asaya benzer bir anlam mı yüklemeye çalışıyorlar o çizgiye? Welcome to the line. Yoksa sopa değil de daha düz olması için gösterdikleri ısrara bakarak bunun Suudi Arabistan bayrağındaki kılıcı mı temsil ettiğine inanıyorlar. Bu fikirler aklıma geldi ilk etapta ama biraz zorlama olduğu için böyle soru şeklinde bırakmayı tercih ettim. Aslında çok daha güçlü başka bir teorim daha var ve bunun kanıtlarını projeyi tanıtmak için kullandıkları videonun başlığına bile yerleştirmişler. Orada sadece bir kent inşa etmek istemiyorlar. New Wonders for the World, yani dünya için yeni harikalar yapmak istiyorlar. Yani ilham aldıkları yer Mısır'ın turistik kenti Şarm el Şeyh değil, tarihi yeri olan piramitler. Dünyanın 7 harikasından ayakta kalan tek eser piramitler. Üstelik piramitler de doğada bir örneği olmayan ve keskin hatlardan oluşan bir şekle sahip. Tıpkı Çin Seddi gibi uzanan ve uzaydan bile görülebilen bir şekli gezegenin üstüne kazımak istiyorlar. Ve geçen yüzyılda Sovyetler Birliği'nde yapılmaya çalışılan fakat başarılamayan Volgograd gibi kentlere benzemesin diye de yüksek duvarlarla sınırlarını kesin olarak çiziyorlar. Ki gece uzaydan baktığınızda 170 kilometre uzunluğundaki bir LED şerit gibi parlayan ışığı görebilelim. Etrafına hiç taşmadan dümdüz uzanan bir ışık şeridi. Peki bunu yapabilirler mi? Daha önce yine dünyanın en yüksek binasını yapan komşu ülkelerden birinden esinlenerek olsa gerek, Cidde kentinde 1 kilometre yüksekliğinde rekor bir kulenin yapımına başlamışlardı. Fakat birkaç yıldır o inşaat durdu ve devam edilip edilmeyeceği de bilinmiyor. Şimdi onun yarısı yüksekliğindeki bir binayı 170 kilometre boyunca yapacaklarını açıkladılar. Valla bu işin uzmanları böyle bir projenin tüm kaynaklara ve paraya rağmen en az 50 yılda filan yapılabileceğini hesaplamış. Fakat projeyi lanse eden Veliaht Prens Muhammed Bin Salman 2030'a kadar bitirilmesi konusunda ısrarcı. Sonuçta sadece parasını değil adını bile koymuş bu işin içine. Yeri gelmişken hemen söyleyelim, çizgi şeklindeki kentinde yer aldığı bu projeye neden NEOM adının verildiğini biliyor musunuz? Web sitesinde bir takım seçimler sonucunda buna ulaştıklarını açıklamışlar. Fakat benim aklıma gelen neredeyse ilk teorinin gerçekten de doğru olduğunu okuduğumda acayip şaşırdım. Çünkü sondaki M harfinin iki şeyi temsil ettiğini söylemişler orada. Biri gelecek anlamında bizde de kullanılan müstakbel kelimesinin baş harfi olması. Diğeri de prensin adındaki Muhammed isminin baş harfi olması. NEOM'daki M bu. Peki ya Neo ne? Şimdi benim gibi bilim kurgu meraklılarının aklına muhtemelen Matrix filmindeki Neo karakteri gelmiştir. Hani seçilmiş kişiler için kullanılan İngilizce'deki One kelimesindeki harflerin yer değiştirmiş hali. Fakat o kadar güzel bir isim ki bu, seçilmiş kişi yenilik yapan biri olduğundan adı Neo. Yani Batı medeniyetinin kaynağı olan Yunanca'da yeni anlamına gelen bir kelime. Tabii ben tüm bunları düşünürken Suudi Arabistan'daki bir projeye herhalde bu yüzden Neo ismini vermemişlerdir diye de düşünüyordum ki tam da bu sebeple Yunanca'daki yeni anlamından ötürü projenin isminde Neo'nun geçirilmiş olduğunu kendi resmi web sitelerinden okudum. Bu durumda bu proje isminin iki anlamı şöyle oluşuyor: yeni gelecek ve yeni Muhammed. Evet, geçen yıl lanse edildiğinde dünyanın geleceği için bu yeni kurulacak kentin bir tür kurtarıcı model olacağı da söylenmiş, iddia edilmişti. Yeniliklere, yeni düşünce biçimlerine gerçekten de ihtiyacımız var. Gelecekte nüfusun daha da büyük bir çoğunluğu dev kentlerde yaşayacak. Bu megapolislerin mega problemleri daha da büyüyecek ama çözüm, uzaydan bile görülebilen egzantrik yapılar inşa etmek uğruna iki ayna arasına milyonları sıkıştırmak mıdır? İşte ondan pek de emin değilim. Evet, doğru, piramitler dünyanın 7 harikasından biri olarak tarihe geçti. Ve onlara her baktığımızda firavunları hatırlıyoruz. Ve ta o zamanlar bu kadar büyük binaları, yapıları nasıl yapmışlar diye hayret ve şaşkınlıkla düşünüyoruz. Ama unutmayın, bu piramitler geleceğin kurtarıcı modelleri falan olmadı. Artık piramitleri inşa etmiyoruz, öyle değil mi? Doğayla daha barışık ve organik olarak gelişecek yapılar, sadece insanlara değil, tüm canlılara saygılı yaşam biçimleri kurgulamalıyız gibi geliyor bana.
ve bunun içinde yaşlılar saray gibi geniş geniş binalarda yayılarak otururken, gençleri çatıların üzerinde uçurarak, 40 takla atarak hayatta kalabilmelerini sağlayacak türde olmayan çözümler üretebilirsek ne mutlu bizlere.